İsmail Gaspıralı'yı rahmetli anayım. O bizlere çok büyük miraslar bıraktı. O miraslardan birisi de işte Tercüman Gazetesi. Tercüman Gazetesi'ni Kırım'ın işgal yıl dönümüne denk getirerek çıkarmak istemişti. Ve biz de işte onun tercümanının yayına başladığı günü arkadaşlarımız Kırım Tatar Gazeteciler Günü olarak kaydediyorlar. Ben de bu vesileyle bütün Kırım Tatar gazetecilerin ve bununla birlikte Türk dünyasındaki İsmail Gaspıralı'nın ideallerine gönül vermiş bütün gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutluyorum. İnşallah İsmail Gaspıralı gibi aynı ideallerde yürüyen Türk dünyasında gazetecilerin sayısı çok çok daha fazla olur. Maalesef yeterli değil. Hele günümüzde Türk dünyasının içinde bulunduğu duruma baktığımızda, dünyadaki haber akışlarına, haber yorumlarına ve haberlere dış güçlerin, tırnak içerisinde söylüyorum, etkilerine baktığımızda Türk dünyasının ve bizlerin her zamankinden daha fazla İsmail Gaspıralı zihniyetinde gazetecilere ihtiyacımız olduğunu görüyorum. Hakikaten Tercüman Gazetesi'ni çıkarmakla İsmail Gaspıralı bize de dediğim gibi büyük bir miras bıraktı. Onun sonunu devam eden herkes yayının ne kadar önemli olduğunu Kırım Tatarlarına öğretti. Mesela 1908'lerde, 9'larda Cafer Seyit Ahmet Kırımer, Numan Çelebi Cihan ve arkadaşları İstanbul'da önce Kırım Talebe Cemiyeti'ni ardından Vatan Cemiyeti'ni kurduktan sonrasında hemen neşriyat yapalım diye girişmişler gençler. O zaman neşriyatlara başlamışlar. Ve bu basın bu fikirlerimizi geniş kitlelere duyurmaya, aydınlatma geleneği ve anlayışı bize İsmail Gaspıralı'dan kalan çok önemli bir miras ve yol gösterici unsur olmuştur. Ve günümüze kadar da Kırım birçok baskılara, birçok felaketlere maruz kaldı. İşte Stalin'in zulmünde aydınlarımız katledildi. 18 Mayıs 1944'te insanlarımız Vatan Kırım'dan topyekün sürgün edildi. Kırım Tatarları tam Kırım'a döndük, yeniden canlanalım, orada medeniyetimizi, kültürümüzü yeniden canlandıralım, milli devletçiliğimizi yeniden ayağa kaldıralım derken Kırım'da Rus işgali oldu. Gördüğünüz gibi de Rus işgalinin ilk darbe vurduğu unsurlar Kırım Tatar basını oldu. Bugün de Kırım Tatarları Ukrayna'nın yapılan bu topyekün saldırıda ve şeylerde de basını ihmal etmemeye, yayını ihmal etmemeye gayret ediyorlar. Bütün bu zor şartlarda işte Kırım Haber Ajansı olsun, Kırım'da Ukrayna'da yayın yapan ATR olsun, işte Kırım'da yayın yapmaya çalışan Avdet Gazetesi, Kırım Gazetesi ve diğer yayınlarımız olsun ve ne şartlarda olursa olsun ayakta kalmaya, mücadelelerini sürdürmeye çalışıyor. Dediğim gibi bu da bize bu İsmail Gaspıral'dan kalan çok çok kıymetli miraslardan birçok miras var. Onlardan bir tanesi. Aslında Emel Dergisi şunu da kaydetmek lazım. Kırım Tatar tarihinin en uzun süreli yayın organı. Yani bunu hem Kırım'da yayınlanan, sürgünde yayınlanan, işte bunu Tercüman Gazetesi'nde alırsak en uzun süreli yayın organı Emel Dergisi. Yani o bakımdan Emel'in önemi Kırım Tatar Milli Mücadelesi'nde çok çok mühim. Neticede baktığımızda Emel'in temellerini kim attı? İşte Dobruca'da Müsteci Bülküsal ve arkadaşları bir dergi çıkaralım demişler. Bunun adını ne koyalım deyince Mehmet Niyazi diye sormuşlar. Mehmet Niyazi Emel, yani Emel'imiz Kırım olsun diye bu derginin adını koymuş. Mehmet Niyazi kim? Mehmet Niyazi İstanbul Dobruca'da doğmuş. İstanbul'da eğitim görürken tercüman gazetelerini okumuş. Gaspıralı'yı tanımış. 1898'de okuldan mezun olur olmaz Türkiye'de ilk işi Dobruca'ya gitmek değil, Kırım'a gitmek.
Kırım'da öğretmenlik yapmak ve tercümana hizmet etmek olmuş. Yani o da Kırım'a giderek Kırım'da daha sonra Çarlık'ın baskısıyla Kırım'dan ayrılmak zorunda kalıyor. Sonra bir kere daha tekrar gidiyor. Yine baskılarla gidiyor. O yıllarda yani 1898-1900'lerin başında Tercüman Gazetesi'nin ne kadar kıymetli bir rol oynadığını o yakından görmüş. Ve kendisi de Dobruca'ya döndükten sonra hemen ilk işleri dergi ve gazete çıkarmaya başlamış. Bunun çeşitli çıkardığı gazeteler ve dergiler var. Ve işte Birinci Dünya Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı'nın getirdiği o kaotik ortamlarda işte 1918'de 19'da yine İstanbul'da arkadaşlarımız genç buradaki derneğimiz Kırım Mecmuası'nı çıkarmışlar. Kırım Mecmuası ne? 1917'de 18'deki kurultay hükümetimiz Kırım İstiklal Davası'nın oradaki mücadelemizi Türkiye ve o zaman Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul, İstanbul'daki yetkililere duyurmak için adeta Kırım'daki kurultayın yayın organı olan Millet Gazetesi'nin bir aynası, bir simetrisi gibi Kırım'daki gelişmeleri Kırım Mecmuası'nda buradaki insanlarımız duyurmaya çalışmışlar. Ve arkasından işte Dobruca'da bir şey çıkarılan derken Mehmet Niyazi'nin önerisiyle Emel adıyla Müsteşib Ülküsallar çıkarılarken ve daha sonra Cafer Seyit Ahmet Kırımer'in isteğiyle Kırım Türklerinin milli muhacirettiki milli yayın organı görevini yaparken aslında bütün bu oluşumlara ilham veren de hep İsmail Gaspıran'ın bu Tercüman Gazetesi olmuştur. Onun açtığı yolda ilerleyen aydınlarımızın ve vatanseverlerimizin yaptığı iş olmuştur. Yani bunu zaten mesela Cafer Seyit Ahmet Kırımer de bunu kendine bir muhacirettiki bizim milli hareketimizin de kurucusu bir ilke haline getirmiş. Etrafında toplanan herkesi yazmaya fikirlerini yazılı olarak, kitap olarak, makale olarak dergilerde, gazetelerde yazmaya teşvik etmiştir. Onun için Cafer Seyit Ahmet'in etrafında toplanan işte bugün onun dün 10. ölüm yıldönümünün adamı Sabri Arıkan, İsmail Otar, İbrahim Otar, Ahmet Karakaya, Müsteşib Ülküsallar ve diğer Selim Ortay ve saydığımız Mehmet bütün Niyazi. büyüklerimizin hepsinin makaleleri, yazıları vardır. Bu bir artık Kırım Tatarlarında İsmail Gaspıran ile başlayan çok çok önemli bir gelenektir. Bunun da diasporada muhacirette en önemli ocağı da Emel dergisi olmuştur. İsmail Gaspıralı bu Profesör Doktor Mirkasım Osman vardı. Kazan Tatarlar Tataristan'ın yetiştirdiği çok büyük alimlerden birisi. Benim işte İsmail Gaspıralı 2001 yılında hazırladığım İsmail Gaspıralı belgeselinde röportaj yapmıştık. O adam İsmail Gaspıralı'yı çok güzel özetlemiş. Orada zaten bize İsmail Gaspıralı'nın İdil Ural bölgesinde, Türkistan bölgesindeki tesirleri de anlatmıştı. O Sovyetler Birliği şartlarında yetişmiş bir tarihçi olmasına rağmen İsmail Gaspıralı'yı çok iyi anlamış, çok özümsemiş birisiydi. O dedi ki ya tarihte bazı insanlar çok nadir ortaya çıkarlar, seyrek çıkarlar. Bu seyrek çıkan kıymetlerden birisi de İsmail Gaspıralı'dır. İsmail Gaspıralı'nın 10 parmağında hakikaten kelimenin tam manasıyla 10 marifet olan bir insandır. Gazetecidir, fikir adamıdır, öğretmendir, vesairedir, vesairedir. Bunları tek tek Mir Kasım sayarak bunun hakkını teslim etti. Hakikaten baktığımızda İsmail Gaspıralı sadece dilde, fikirde, işte birlik diye bir hedef slogan değil, bu hedefe nasıl gidileceğini, nasıl bu fikirlerin hayata geçirileceğini de bizzat yaparak, bizzat uygulayarak hepimize, Türk dünyasına örnek olmuş bir insandır. Maalesef şunu da kaydetmek gerekir ki İsmail Gaspıralı ve dönemindeki Türk dünyasındaki aydınların
Yani İdil Ural'dan Azerbaycan'a, Türkistan'dan diğer bölgelere kadar onun Türk dünyasındaki aydınların milli heyecanı, milli duyguları ve birlik beraberlik anlayışı maalesef günümüzde bu kadar imkanlara rağmen, bu kadar şeylere rağmen tam manasıyla yaşanmıyor, yaşatılmıyor. Maalesef İsmail Gazprallı günümüzde dilde, fikirde, işte birlik sloganıyla kalıyor. Onun fikirlerinin ve onunla aynı heyecanı paylaşan İdil Ural'daki, Azerbaycan'daki, Türkistan'daki aydınlarınla aynı heyecanı paylaşacak ve yaşayacak ve bu fikirleri hayata geçirecek aydınlarımızın çok çok daha fazla olması gerekiyor. Yani bunu da şunu da şey yapabiliriz. İşte bu kadar bağımsız cumhuriyet var. Türkiye'de neredeyse her ilde bir üniversite var. Ama İsmail Gasparal adına bir tane üniversitemiz bile yok. Yani bu Türk dünyasının için bence bir utanç verici bir durumdur. Bu kadar her Türk dünyasıyla ilgili her bir faaliyette siyasetçilerin ağızlarını doldurarak dilde, fikirde, işte birlik diyerek toplantıların billboardlarında, afişlerinde kocaman kocaman dilde, fikirde, işte birlik yazarak bunları dile getiriyorlar ama İsmail Gaspıral ve o dönemin aydınlarının, Yusuf Akçoraların, Ali Merdan Topçubaşların ve diğerlerinin yaptıklarını yapma noktasında, harekete geçme noktasında çok eksiğimiz var maalesef. İsmail Gaspıral için en büyük düşman, en büyük düşmanı cehaletti Gaspıral'ın. Yani günümüzde işte düşman, dış güçler, Rusya, Amerika, işte bilmem ne vesaire filan diyoruz ama baktığımızda fikirlerin tartışmaları, yaşananlar günümüzde Türkiye içinde ve uluslararası siyasette, Türk dünyasına baktığımızda aslında en büyük eksikliğin cehaletten kaynaklandığı, bilgisizlikten kaynaklandığını görüyoruz. İsmail Gaspıral da bunu çok iyi fark etmiş, bunu çok iyi görmüş olan birisiydi. Neticede İsmail Gaspıralı bir öğretmen olarak eğitim görmedi. Babası onu Moskova'ya askeri okula gönderdi. Voronej'de askeri okulda okudu. Askeri okullarda okurken o dönemde Balkanlarda, Osmanlı topraklarında Sırp isyanları, diğer isyanlar Moskova'da Slav milliyetçiliğini çok yükseltmişti. Bu gördü ki yani Ruslar, Slavlar ta Avrupa'nın ortasındaki Slav kardeşleri için heyecan duyuyor. Onlar için kaygı duyuyor. Onları desteklemeye koyuyor. Ama Türk dünyasına baktığında o meşhur sözünde gaflet sahrasına serilip yatmış bir halk var. Yani cehalet içerisinde bir halk var. Ve düşünmüş bu gaflet sahrasına serilip yatan bu insanları nasıl uyandırmalı demiş ve bunun da bir numaralı yolunun eğitim olduğunu görmüş. Eğitimle beraber bu fikirleri de daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için neşriyatın olması gerektiğini de öngörmüş. Yani aslında onun usulü cedid mektepleriyle tercüman birbirini tamamlayan, halkı aydınlatmaya, bilgilendirmeye, dünyada neler olup bildiğini, gerçekleri göstermeye ve onların ufuklarını açmaya yönelik bir araçta eğitim de Tercüman Gazetesi de. Çünkü bu insanlara dünyada neler olduğunu bu insanlara göstermedikten sonra sadece şurada şu oldu, burada bu oldu bir klasik bir habercilik anlayışından ziyade bir öğretici bir habercilik anlayışı tercümanda hakimdi. Aynı şekilde usulü cedid okullarında da bunları bu sebeple bunları kurdu ve bunda da gerçekten son derece başarılı oldu. Yani 1880'lerden 1900'lere geldiğimizde işte bunu bu konuda çalışan tarihçilerimiz söylüyorlar. Bütün İdil Ural bölgesinde ve diğer Türkistan'da 5000'den fazla usulü cedid okulları açılmış. Ve bir sürü bu okullardan yetişmiş aydınlar var. Eğer baktığımızda işte ben İsmail Gaspıral'la ilgili belgesel yaptım. Bunca seneden beri Türk dünyasıyla uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. Eğer İsmail Gaspıral'ı ve o dönemin usulü cedid mektepleri,
O dönemde ona eşlik eden Türk dünyasındaki ceditçilerin mücadeleleri, onların sonraki yıllarda 1917 Bolşevikler bu bölgelere tamamen hakim olana kadar çıkardıkları milli neşriyatlar, İdil Ural'dan Kırım'a, Azerbaycan'dan diğer bölgelere kadar, bu milli neşriyatlar olmasaydı, o insanlara bu milli kimlik, halkımıza milli kimlikler verilmeseydi, 1917'den sonra, 1920'lerden sonra bu topraklarda hakim olan 1991'e kadar süren Sovyet sistemi bu halkların büyük bir çoğunluğunu asimile ederdi. Eğer bu halklar bu Rus asimilasyonuna, Slavlaştırmaya karşı direndilerse, milli kimliklerini bir ölçüde saklayabildilerse ve Sovyetler Birliği dağılır dağılmaz işte dilde fikirde işte birlik adı altıyla belki içine doldurulması istenilen seviyede değil ama bir araya gelip işte bugün Türk dünyası, Türk topluluklar, teşkilatlar vesaireleri kurulup bir araya geliniyorsa bütün bunlar işte o dönemde İsmail Gazprağ'ın bu usulü cedit mektepleri ve ona eşlik eden aydınların sayesinde olmuştur. Eğer onlar böyle güçlü bir miras, güçlü bir iz bırakmasalardı, bu anlayışı bizlere bırakmasalardı, belki günümüzde Türk dünyasının birliğinden, bu Türk devletlerinin bir araya gelmesinden daha sıkıntılı problemler olarak söz edebilirdik. Zaten en büyük darbeyi işgalde ve işgal altındaki insanlarımız gördü. İşte Kırım Haber Ajansı Kırım'da faaliyet yapamadı, ATR Kırım'da faaliyet yapamadı. Kırım'daki diğer yayınlarımız işgalci hükümetlerden, işgalcilerden izin almak mecburiyetinde kaldılar. Ya da bu engeli aşmak için işte nüshalarını binin altına çıkardılar. Bazı neşriyatlarını diledikleri gibi basın yayın hürriyetini yapamadılar. Hatta Rus işgali biliyorsunuz. Bir de günümüzde çağımızda bir sosyal medya gazeteciliği diye bir kavram ortaya çıktı. Yani insanlar sosyal medya, Twitter ve diğer sosyal medya kanallarından bizde dünyanın pek çok yerinde ne gibi gelişmeler olduğunu gazetelerden ya da internet sitelerden değil de bağımsız gazetecilerin yaptığı haberlerden, paylaşımlardan da öğrenip takip edebiliyoruz. Ki bunun ne kadar bu sosyal medya gazeteciliğinin halkın buna katılımın ne kadar önemli olduğunu bu Rusya'nın Ukrayna'ya son saldırısında da gördük. İşte internetin kesilmemesi, sahada halkın sosyal medya paylaşımları Rus zulmünün, Rus işkencesinin, Rusların saldırılarının ne boyutta olduğunu bize çok iyi gösterdi. Aynı şekilde 10 yıldır Rusya işgali altında olan Kırım'da hakikaten hürriyet diye bir şey yok, demokrasi diye bir şey yok. Yani tamamen devlet kontrolünde, Rus devletinin Rusların işine gelen yayın yapmak durumunda ve aslında serbest gazetecilik yapan insanlarımız da hapse atıldı. Aslında baktığınızda bugün işte 15 yıl mahkum edilen Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcımız Nariman Celal de bir gazeteci. Avdet Gazetesi'nde yıllarca çalıştığı makaleler yazdı ve aynı zamanda yine gazetecilik tarafı da vardı. Yine Kırım Dayanışması'ndan işte Kırım'daki mahkemeleri, tutuklamaları, ev baskınlarını haberleştiren, paylaşımlar yapan arkadaşlarımız içeriye alındı, tutuklandılar, hapse atıldılar, uzun süreli mahkum edildiler. Hala da bu konuda baskılar devam ediyor. Çok zor şartlarda bu basın yayın faaliyetleri Kırım'da da yürütülüyor. Ki günümüzde de maalesef mesela bu basın yayınının Rusya tarafından beslenen Türkiye'deki basın yayın organları ve Rusya taraftarlığının da ne kadar büyük boyutlarda olduğunu gördük. Örneğin Rusya tarafından servis edilen bir dezenformasyon, bir habere hemen işte malum isimlerini burada sayarak reklamını yapmayayım. Yayın basınları bunları hem sosyal medyalarda hızla paylaşıyorlar. Biz arkasından bu haberlerin nasıl bir dezenformasyon olduğunu halka göstermekle uğraşıyoruz. Ama yine de Rusya'nın milyonlarca dolar verip adamlar tutarak faaliyet yaptığı, desteklediği bir propagandaya karşı
Biz Kırım Tatarları sınırlı imkanlarla da olsa kardeşlerimizin işte Kırım Haber Ajansı, bağımsız arkadaşların ve diğer insanlarımızın işte Emel Dergisi ve diğer yayın organlarıyla oldukça da iyi mücadele ettiğimizi söyleyebiliriz. Ondan dolayı bu mücadelede Dünya Kırım Tatar Gazeteciler Günü vesilesiyle de şunu da söyleyeyim ki bütün arkadaşlarımıza şu anda en önemli cephelerden birisi sahada devam ediyor. Bir onun kadar da önemli cephe 2014 işgalinden beri devam eden ama son geçen seneki Rusya'nın saldırısıyla çok daha önemli kazan enformasyon cephesinde de büyük bir savaş devam ediyor. Bizler abartmadan, manipüle etmeden gerçekleri, doğruları dünya kamuoyuna aktarmalıyız, anlatmaya gayret etmeliyiz. Bu konuda da zaten arkadaşlarımız oldukça başarılı çalışmalar yapıyor. Buna da bütün halkımızın sosyal medya kullanıcılarının aktif destek vererek yapılan haberleri, yapılan bilgilerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayarak ya ben okudum ya biliyorum diye düşünmemeleri, bunu kendi sosyal medya hesaplarından daha fazla dağıtarak, paylaşarak diğer insanların da Kırım'da gerçekten neler oluyor, nasıl baskılar yaşanıyor, Rusların propagandaları nelerdir? Bunları da göstermemiz lazım. Bu bizim için, Kırım için olduğu kadar da Türkiye için de çok önemli. Maalesef Rusya'nın işgali, en sonki saldırısı bize şunu gösterdi ki Türkiye'yi Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra sanki Rusya bitmiş, Sovyetler Birliği bitmiş gibi insanlar bir rehavete kapıldılar. Ama Rusya'nın 5. kol faaliyetlerini adam ayarlama, kendisine elverişli elemanlar bulma konusunda ne kadar mahir çalışmalar yaptığını ve neredeyse Putin yandaşlığı, Putin severlik ve Rusya yandaşlığının Türkiye'de sosyal demokrat, komünist, sosyalist, Türkçü, Turancı, İslamcı, dinci vesaire görünen, hatta liberal, demokratik görünen pek çok şekil olarak böyle ama ortak noktalar Rus severlikte, Putin severlikte bir araya gelen çok etkili bir, çok geniş bir kitlenin olduğunu, ülkemizde zihinleri bir kanser gibi sardığını gördük. Ondan dolayı da bizim medyamız, basın yayınımız bu konuda son derece önemli. Dik durmalı, mücadelesinde yılmamalı ve bütün halkımızda bu gazetelerimize, yayınlarımıza, sosyal medya hesaplarına destek vermelidir diye düşünüyorum.